Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Sony A6500 makina ile ilgili özellikleri anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi Sony A6500 özellikle video çekim özelliğiyle ön plana çıkıyor. Video çekim yapan kişilerin en büyük problemlerinden bir tanesi bildiğiniz gibi görüntüde meydana gelen sarsıntının önlenmesi. Bu nedenle video çeken kişiler genellikle yanlarında birçok aksesuar taşıyorlar, stabilizer taşıyorlar. Halbuki Sony makina gövdesi içerisine 5 eksenden sarsıntı önleme özelliği koyarak bizleri bu şekilde birçok aksesuar taşıma derdinden kurtarmış oldu. Şimdi Sony'nin çıkarmış olduğu A6500'ü Sony'nin kendi sitesinden detaylı özelliklerini inceleyerek neden bu makine çok iyi bir makinedir bunu sizlere anlatmaya çalışayım. Şu an Sony'nin kendi sitesindeyim. Sony'nin kendi sitesinden özelliklere bakarsak eğer gördüğünüz gibi 24 megapiksellik bir fotoğraf makinesi bu ve 4K video çekiyor ve Full HD'de ise 120 kare bölü saniye olarak bizlere video çekme imkanı sunuyor. 425 değişik noktadan fokus yapabilme özelliği var. Evet, şurada gördüğünüz gibi In-Body 5 Axis Image Stabilization diyor. İşte bu biz videocular için çok önemli bir özellik. Burada detayları görüyorsunuz. Birçok noktadan makina bizlere gövde üzerinde image stabilization özelliği veriyor. 5 eksenden image stabilization özelliği aslında lensteki IS özelliğinden daha keskin, daha net sonuçlar veriyor bizlere. Lens üzerinde bildiğiniz gibi sağdan soldan her taraftan 5 eksenden image stabilizer özelliği yok. Belki 1-2 eksenden en fazla image stabilizer özelliği var. Fakat gövde üzerindeki olan image stabilization'dan bizim 5 farklı eksenden image stabilization elde etme özelliği var. Şimdi burada yine en büyük özelliklerinin bir tanesi gördüğünüz gibi seri çekimlerde arkası arkasına 307 tane fotoğraf, 307 kare fotoğraf çekebiliyor. Yine burada gördüğünüz gibi saniyede 11 kare ve yani canlı ön izleme modunu açık ettiğimiz zaman da 8 kare saniyede fotoğraf çekiyor. Diğer önemli özelliklerden birisi de makinenin touch screen özelliği olması ve touch screen özelliğinde ise ekran üzerinde herhangi bir noktaya basarak o herhangi nereye basmışsak o noktadan netleme yapıyor olabilmesi. Ve yine burada başka bir özellik var. Makinenin LCD ekranında herhangi bir yere bastığımız zaman elimizi o bastığımız yerden başka bir yere yavaşça kaydırdığımız zaman bile fokus noktası yine o şekilde kayma yapıyor. Yani bu gerçekten çok güzel bir özellik. Herhangi bir yerden başka bir yere fokuslu yavaşça kaydırabiliyoruz. Diğer bir özellik 4K movie recording. Ama burada göreceksiniz 4K movie recording yaparken aslında makine önce 6K video çekiyor. 6K çekmiş olduğu videoyu 4K'ya düşürüyor. Dolayısıyla böylelikle elde edilen görüntü daha net oluyor. Ve yine şuradan bakıyoruz. Buradan da görüyoruz ki makinenin shutter ömrü 200 bine kadar çıkabiliyor. Ve yine başka bir özellik IAF özelliği. Buradan da makina insan gözüne netleme yaparaktan o insan nereye hareket ederse etsin netlemeyi bozmuyor ve insanın o insanda netleme sabit kalmış oluyor. Evet, şimdi diğer özelliklere bakalım. Gördüğünüz gibi slow and quick motion özelliği var. Evet, slow and quick motion yani hızlı ve ağır çekim özelliği var. İsterseniz saniyede 1 kare video da çekebiliyorsunuz. 120 kare video da çekebiliyorsunuz. Bu da yine çok güzel bir özellik. Diğer özelliklere baktığımız zaman zaten birçok özellik Sony A6300'den gelen özellik. Mesela başka bir özellik var, silent shooting. Silent shooting modunda örneğin bir sinemadasınız veya konser salonundasınız. Bu esnada deklanşörden hiç ses gelmeden fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bunun haricinde de diğer özellikler zaten Sony A6500'den gelen özellikler. Evet, şimdi de Sony A6500 ve Sony A6300'ün özelliklerini karşılaştırmalı olarak incelersek eğer göreceğimiz gibi sarsıntı önleme mekanizması, LCD ekranın touch screen olması, dokunmatik ekran olması, buffer kapasitesi, maksimum film çekim süresi gibi özelliklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Yine bir başka belirgin özellik de Sony A6500'de video çektiğimiz zaman özellikle 4K video çektiğimiz zaman özellikle saniyede 30 kare olacak şekilde video çektiğimiz zaman bu 30 kareden her birini istersek eğer 8 megapiksel görüntü olarak fotoğraf olarak alabilme imkanımız var. Bu özellik daha önce ilk olarak Canon 1DX Mark II ile bizlere sunuldu. Daha sonra da yine ikinci makine olarak da Sony tarafından
A6500 modeliyle bizlere sunulmuş durumda. Sony A6300'ün ise Sony A6500'e göre önemli özellikleri neler diye bakarsak eğer fotoğraf çekim sayısının biraz daha fazla olduğunu görüyoruz ve daha tabii ki daha hafif olduğunu ve en önemlisi de fiyatının daha uygun olduğunu görüyoruz. Ama Sony A6500'ün özelliklerine bakarsak eğer dokunmatik ekran olması, 5 eksenden 5 rutuba kadar image stabilizer özelliğinin olması bizlere gerçekten büyük kolaylıklar sunuyor. Yine Sony A6300'ün kötü özelliklerinden birisi de bu makina video çekerken 14-15 dakika video çekiyorsunuz. Ondan sonra makine ısınıyor ve kendisini kapatıyor. Ama Sony A6500 ile bu olumsuzluğu da ortadan kaldırmışlar. İzlemiş olduğum bir videoda yine adamın birisi 30 dakika kadar video çekmiş olduğunu ve hiçbir sorun yaşamadığını belirtmişti. Tabii bunu detaylı bir şekilde test etmek lazım. Yine eminim birkaç hafta içerisinde YouTube'da videolar görebileceğiz bu konuda ve 30 dakika mıdır, 40 dakika mıdır, ne kadar süreyle sorunsuz video çekebildiğini de yine birlikte göreceğiz. Evet, her iki makinenin karşılaştırması da şimdilik bu şekilde. Evet, şimdi de Sony A6500 ile Ultra HD yani 4K olarak çekilmiş videoları inceleyelim. Sony 16-35 mm lens kullanılmış burada gördüğünüz gibi. Sony 24 mm lens kullanılmış, 24-70 mm lens kullanılmış ve Sony 90 mm makro lens kullanılmış. ISO 400'de. Sony 24-70 mm lens kullanılmış F2.8. Ve Sony 18-10 mm lens kullanılmış. Bu en pahalı lenslerden birisi. Yine 24-70 mm lens. 70-200 mm lens. 24-70 mm lens. Lenslerin hepsi Sony lensler. Ve en pahalı lens 18-10 mm lensle çekilmiş fotoğraf, video. 24-70 mm lens. 18-110 mm lensle çekilmiş en pahalı lens bulma lens maalesef. Evet, şimdi de Sony A6300 ile çekilmiş örnek gece fotoğrafını, gece videosunu izliyoruz. Sony 16 mm F2.8 lens kullanılmış ve ISO 10.000'de çekilmiş. Sony A6500'ün video kalitesi de bu şekilde olacağı için bunu örnek olarak sizlere sunuyorum. Sony A6500 ile Sony A6300 video çekim kalitesi hemen hemen aynı olacaktır. Evet, hafif kirlenmeler biraz belirgin, özellikle gökyüzüne doğru. Siyah noktalarda, siyah yerlerde biraz kirlenme belirgin. Bu videoyu sunmamın sebebi aslında videonun sonuna doğru Canon 85mm F2, Canon 85mm F1.2 lensle çekilmiş video var. Onu sizlere göstermek. İşte Canon 85mm F1.2 lensle çekilmiş video. Fotodiodes adaptörü kullanılmış. Evet arkadaşlar, örnek videoları ve makinenin özelliklerini inceleyince Sony gerçekten bir defa bir makine yapmış diyebiliriz. Tek sorun Sony lenslerin çok pahalı olması. Hele ki örnek videoda kullanılan Sony 18-110 mm f4 lensin fiyatı 3500 USD yani neredeyse 11.000 TL. Yalnız kalite ortadaydı. Görüntü gerçekten çok canlıydı ve detaylar çok belirgin idi.
Ama biz tüketiciler için iyi bir haber. Son zamanlarda Tamron, Sigma gibi lens üreticisi firmalarda artık son uyumlu lens üretiyorlar. Mesela Sigma'nın Art serisi lensleri neredeyse Canon lensleri kadar kaliteli ve bunların Sony versiyonları da üretilmekte. Ayrıca artık Sony uyumlu flaşları ve tetikleyicileri de piyasada görebiliyoruz. Bunlardan en önemlisi Photix ve Godox. Photix'in ışıkları biraz daha pahalı ama Godox'un ışıkları Photix'e göre çok daha uygun fiyatlı. Ve ayrıca Pixel de yeni bir flaş kızağı adaptörü üretti ve bu adaptör ile Canon uyumlu tüm flaşları Sony ile kullanabiliyoruz ve TTL desteği ile birlikte kullanabiliyoruz. Burada Pixel'in bu ürünüyle ilgili detaylı bilgi görmektesiniz. Görmüş olduğunuz gibi Canon ve Nikon uyumlu tüm flaşları bu flaş kızağı adaptörü sayesinde Sony makinelerde kullanabilme imkanımız var. Detaylı bilgiyi yine bu web sitesinden edinebilirsiniz. Evet, bu videomuzda sizlere Sony A6500 fotoğraf makinesini detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak ve bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.